Seyran, Seyran. Bak seni son kez uyarayım ha. Eğer içeride başımı yine öne eğersen... ...sana da kıyarım, kendime de kıyarım. Bunun geri dönüşü yok, bilersin. Davacı Ferit Korhan, davalı Seyran Korhan, duruşma salonuna. En derin aşklarda bile yaşanır bu gelgitler. Her insanın içindedir bu hırçın dürtüler. Bazen bir an olur ki şaşırırsın olanlara. Hiç olmadık yere sürükler bu zamansız öfkeler. Yalnız kalınca kendine pişmanlık sarıverir. Ama giden çoktan gitmişse çareler çaresizdir. Kal de, hadi kal de, bana kal de, kalayım. Bana kal de, hadi gitme de, bana kal de, kalayım. Aşklarda bile yaşanır bu gelgitler. Her insanın içindedir bu hırçın dürtüler. Bazen bir an olur ki davacı Ferit Korhan, şaşırırsın davalı olanlara. Seyran Korhan, ayağa kalkar mısınız? Hiç olmadık yere sürükler bu zamansız öfkeler. Kal de, hadi kal de, bana kal de, kalayım. Dava dilekçesi okundu, de, şahitler dinlendi. Hadi gitme. Her iki tarafa da tekrar soruyorum. Bana kal de, boşanmak istiyor musunuz? Evet. İstiyorum. Thank you.
Cümleten geçmiş olsun diyelim. Kazasız belasız kurtuldunuz sonunda. Sayende ağam, sayende. Allah razı olsun. Vallahi sen olmasan halimiz dumandı vallahi. Ya inanamıyorum ya. İnanamıyorum geldiğine. Annesi ayrı yapışkan, kızı ayrı yapışkan. Nasıl yani şey ya? Çocuğum inadına mı yapıyorsun sen? Pelin, hiç aklın yok mu senin? Nasıl gelirsin sen buraya? Ya Ferit'in yanında olmak istedim. Ne var bunda? Ayrıca mahkeme bitti artık. Neyi uzatıyorsunuz abi? Aynen öyle anneciğim. Fakat basın tahmin ettiğim yüzden daha meraklı bugün. Gereksiz bir durum olmaması için Ferit'le Seyran'ın beraber bir açıklama yapması en doğrusu olacak. Söylemek istemiyorum. Tamam, ben hızlıca bir iki cevap veririm. Sen sakin ol. Gel. Arkadaşlar, merhaba. Bugün böyle bir sebepten ötürü karşınızda olduğumuz için üzgünüz. Ama hayatta her şey insanlar için. Evlilikte, ayrılıkta. Biz Seyran Hanım'la saygı çerçevesinde evliliğimizi bitirme kararı aldık. Umarım bundan sonrası her ikimiz için de hayırlı olur. Seyran? 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 Bana bak. Seyran? Sen kimsin? Dolly lan. Ha? Dolly lan orada. Seyran bana bak. Kimsin? Seyran. Seyran. Şşş. Burada ol. Seyran. Seyran. Seyran iyi misin?
Sena. Bana bak. Tamam, tamam. Seyran. Seyran. Seyran, iyi misin? Seyran. İyi misin? Seyran. Kimsin lan? Çek kızımın üstünden elini. Oğlum, senin benim kızımın üstünde hükmün kalmadı. Bu binada gitti bitti, çekil. Kazım Bey, nerede olduğunuzu unutmayın. Ayıp. Seyran, bak bana. Seyran. Kimsin? İyiyim. Sadece. Yanındayım. Korkma. Hiçbir şey. Hiçbir şey olmayacak sana. Hiçbir şey. Kız iyiyim diyor babası. Elini çekmiyorum. İnadına mı yapıyorsun lan? Kalk ayağa, kalk. Seyran. Bana bak. Senin Seyran'la işin bitti oğlum. Daha nasıl anlatalım sana ha? Film mi çekeyim burada? Ne gülüyorsun lan? Çek elini torunumun üstünden. Ferit, işimiz bitti burada artık. Toparlan, hemen gidiyoruz. Orhan, Orhan. Senin sesin şu iki bayanın arkasında hiç çıkmıyordu. Şimdi mi erkek oldun la bize? Hadi oğlum. Seyran. Merak etme ya. Gözün arkada kalmasın. Biz ona en iyi şekillerde bakacağız. Sana gerek yok. Ferit, bak seni kemersinim. Durdun mu beni? Ferit, bırak. Bak, Ferit. Bak seni öldürürüm. Öldürürüm. Gelin gitse kendimi yakarım. Seni de yakarım. Ferit. Durdun mu? Baba bırak. Tamam. Baba bırak. Ferit. Bunu, beni seviyorsan, beni seviyorsan bırak. Ferit. Ne olur. Ne olur. Seni canımdan çok seviyorum. Seni çok seviyorum oğlum. Zaten bu kadar sevdiğim işi bırakmayacağım. Oğlum sakin ol. Biliyorum. Yemin ederim biliyorum. Canın yanıyor biliyorum. Biliyorum ama sus. Sus. Geçecek. Geçecek. Ha oğlum. Tamam. Lütfen. Bir kere olsun güven bana. Bir kere olsun. Bir kere olsun baba olmama müsaade et. Şans ver. Ha oğlum. Hadi koçum. Hadi aslanım. Hadi. Hadi gidelim. Lütfen. Hadi aslanım gel. Hadi. Hadi. İyi misin kızım? Kalkabilecek durumdaysan bir acile gidelim. Ha, ne olur eve gidelim.
Ne olur. Çok kastım ben zaten kendimi. Lütfen dinlenmek istiyorum sadece. Lütfen eve gidelim anne. Tamam. Anne, baksana Seyran'la ne kadar güzel ilgileniyorsun ha. Yaşlarında da seninle böyle ilgilenir. İnşallah. Hadi biz arabada bekleyelim oğlum. Gel bir tane, kal. Hadi. Hadi, hadi. Hadi tutun bana, tutun bana. Ferit. Bu kız neden sürekli burada? Sürekli senin dibinde. Aa. Pelin de buradaymış. E normal ama artık. O da bu evin bir kızı sayılır. Değil mi dede? Derdin ne senin çocuk? De ne diyeceksen açık açık. Nasıl ya? Sana söylemediler mi? Bak onca şey yaptın, ettin. Hala senden bir şey saklıyorlar. Görüyor musun? Bunların hiçbirine güven olmaz dedeciğim. Ferit. Neyse. Ben kendi müjdemi kendim vereyim o zaman. Ben Pelin'e evlenme teklif ettim. O da sağ olsun kırmadı, kabul etti. Canım benim. Siz beni boşu boşuna ikna etmeyin diye günün birinde, aa bakın bu çocuk boş kaldı, hadi evlendirelim bunu demeyin diye ben önlemimi aldım. E, aileye de bir torun vermek gerekiyor artık falan. Sen de Pelin'le tanıştın, gördün, elini öptü. Daha iyi bir aday bulamayız diye düşündüm. Yanlış mı etmişim? Aa? Dede, eğer onayın yoksa hemen söyle. Boşu boşuna gelmesin kız. Gönderelim gitsin. İyi yapmışsın. Hayırlısı olsun. Yapın ne gerekiyorsa. Açın şu telefonu biriniz ya. Lan şu yaşadıklarıma bak ya.
şaşırdıklarım ama kafayı yiyeceğim ya. Gel kızım, gel, gel, gel. Geç, 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 geç. Şimdi daha iyisin değil mi? Başın dönmeyin. Yok, iyiyim. Geç, geç, geç. Sen iyi olmasan da söylemezsin ki. Benim kızım böyledir işte. Eşiği yüksektir ha. Gel, gel. Lazım amca. Hastaneye falan götürseydik, hadi ciddi bir şey varsa. İstemiyorum. İyiyim. İnşallah eskiden gelen bir arazi yoktur. Hiç olur mu öyle şey ağam ya? Ya sinir stresten ha. Bak sabahtan beri ağzına bir lokma bir şey koymadı ya. Ondan Esma, bir çorba yap ha. Kızım sen de içeriden bir kardeşine su getir. Yaslan kızım, yaslan. Bırakın kızı çıksın odasına. Oturur mu, yatar mı? Siz öyle her şeye karışmayın erkek halinizle. Seyran, hadi kızım. Suna, sen de kardeşini yalnız bırakma. İyiyim adam, haydi, haydi. Aman canım benim ya. Bana bakın. Kızım ağrın sızın artarsa hemen haber et. Doktora gidek ha. Hatuş Hanım, olanla bitene çare yok. Ben diyorum ki şöyle sakin bir yere oturup yarını mı konuşsak? Evlenecek benim oğluşum. Hiçbir şey anlayamadım da. Hay yaşa anne ya. Vallahi ben de hiçbir şey anlayamadım ki. Yarına inşallah. Oy, yorulduk ya. Kazım amca. Ne? Hadi başta. Kız nikahlı dedin. Değil mi? Sustuk. Ama boşandığı halde adam alıyor kızı kucağına. Hop hop taşıyor. Sen de baba olarak izliyorsun. Bu benim zoruma gitti Kazım amca. Bilesin. Sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Kes Kazım. Ayvınla otur. Bak, bize gözümüzü arkada bırakacak kız verirsen eğer, önce o kızı, sonra ona sebep olanların gözünü oymasını biliriz biz. Yol yakınken peşinden konuşalım bunlar, ikisi için de. Eğer bana yanlış yaparsan, ben Halis Korhan gibi iki kağıt imzalatıp bırakmam. Bilesin. Hiç olur mu öyle şey ağam ya? Ya sinirden ha. Ben böyle sinirlenince atarlanayım. Tarzım bu ha. Darık. Oğlum sana değil lan sinirim, sana değil. O Koran şerefsizler ne lan? Ha kızın halini görmeyeyim ya? Ben de babayım ha, baba o da evlat. Böyle baygınlık geçirme. Gözünün feri gitti ya kızın. Tamam. Sen hiç merak etme ha. Sen de oğlum, sen de merak etme ha. Bundan böyle o Ferit kızımın yanına 50 metre bile yaklaşamaz la. Haberin ola. İyi. Güzel. Kahvemizi içelim olsun. Hey yo, çek ya. Tatlı tatlı konuşak akrabayık biz Esma. Kayfe, kayfe. Bir şey getireyim mi sana mutfaktan ha? İster misin? Açlıktan mı oldu cidden ya? Yok abla ya. O kadar çok kastım ki kendimi. Dik duracağım belli etmeyeceğim diye. Ondan oldu galiba. Bir tanem ya.
Ah benim Seyrancığım ya. Yemin ediyorum vallahi bak. Ya Ferit ya sen ikinizden biri çıkacak. Hayır boşanmak istemiyorum diyecek. Bu iş bozulacak diye o kadar çok inanmıştım ki. Yapamadık ama. Ne o ne ben. İkimiz de yapamadık. Ne yani? Vazgeçtin öyle mi? Ya ben vazgeçtim desem ne olacak ya? Gönül bu işte. Benim sözümde hiçbir hükmü yok ki. Laf dinletemiyorum ona. Ne yaparsam yapayım onu sevmekten vazgeçiremiyorum kendimi. Ablacığım o zaman neden? Neden Allah aşkına neden aşkına sahip çıkmıyorsun? Neden kendine sahip çıkmıyorsun? Ferit'e sahip çıkmıyorsun? Niye bunu yapıyorsun bir tanem? O neden yapmıyor abla? O neden sahip çıkmıyor? O neden bugün orada hayır ben boşanmak istemiyorum demedi? Neden ya? Bir de yetmezmiş gibi o kıza evlenme teklif ediyor. Yetmezmiş gibi o kızı alıp oraya getiriyor ya. İnatlaşıyor benimle işte. Sen? Sen neden yapıyorsun? Sırf o domuz inadın için. Sırf gururun için neler yapıyorsun kendine farkında mısın sen? Bizim bahsettiğimiz şey senin ömrün, hayatın, geleceğin ablacığım. Allah aşkına yapma. Ben yanlış bir şey yapmıyorum ki abla. Bak buradayım. Evdeyim. Benim hiçbir zaman evlenmek gibi bir derdim olmadı ki zaten. Kimsenin peşinden koşmak gibi bir derdim de yok benim. Bunların peşinden koşan kişi Ferit, ben değilim. Ferit niye yapıyor? Sence bunları? 40 kere söyledim sana daha önce. Aşkından ölüyor çocuk senin için. Sen görmedin tabii bayıldığında var ya sen. Aklı çıktı aklı. Perişan oldu ya. Bana olan olmuş abla. Seyran. Sen istemezsen olan biten hiçbir şey yok ablacığım. Ama bana olan oldu. Yarın evlenecek olan benim. O nikah masasına oturacak olan benim. Tamam. Sana hiçbir şey olmayacak. Olmadı. Ablacığım. Sana da henüz bir şey olmadı ki. Evlenmedin henüz. Evet demedi. Kaç dedim sana. Eğer kaçamıyorsan da yarın orada herkesin önünde hayır de. Biz iki kardeş bakarız başımızın çaresine. Bak sana yemin ederim. Bir dakika bile düşünmem. Gelirim peşinden. Nereye istersen gelirim. Ne gerekiyorsa yaparız olmaz mı? Olmaz mı? Bakarız başımızın çaresine ya. Olmaz mı? Ha? Ah benim deli kardeşim. Bunlar hayal. Hayal kuruyorsun. İçerideki adamları görmedin mi ya? Dakikasında bulurlar bizi. Annemle halama ne yapar o baba? Düşünmüyor musun? Biz? Senle bana bizi bulduktan sonra neler yaparlar? Görmüyor musun? Anlamıyor musun? Biz yapamayız. Bizim elimiz kolumuz bağlı. Kızım. Daha iyisin değil mi? Ha? Hadi için çorbanızı. Güç gelsin ikinize de. Gözümün önünde çiçek gibi soldunuz ikiniz de. İyiyiz anne. Merak etme. Çok iyiyiz. Bir de bu Nazan Hanım'la Hattuç'la terasta yarın ne olacağı onu konuşuyorlar. Siz de yemeğinizi yiyin de gelin bir bakın. Şimdi böyle
mahsus odaya kapanmış gibi olmasın, ayıptır. Yarın düğün var sonuçta. Tamam, geliyoruz birazdan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun hepimize. Bu haberler neydi öyle? Seyra nasıl oldu? Biz ayrılırken kendine geliyordu işte. Hani Ferit nerede? Abicim. Buradayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Carlos. Masaya koysana. Oğlum. Hayırdır? Ne hayırdır? Kutlama yapacağız ya. Kutlayacağız. Carlos. Bardakları getir. Peki Ferit Bey. Ferit. Şşş. Konuşma yok. Bugün kutlama var abi. Boşanmamı kutlayacağız. Okey? Getir. Gel şöyle, şuraya geç. Geç. Evet. Niye öyle suratsız suratsız, sanki ben anormal bir şey yapıyormuşum gibi bakıyorsunuz bana ya? Ha? Bunlar gayet normal şeyler değil mi? Ne yaptım ben? Seyran'dan boşandım. Pelin'le evleniyorum. Bunlar hep iyi şeyler, güzel şeyler. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Gülmek. Eğlenmek. Kutlamak lazım. Değil mi? Benim canım canım şeker ailem. Nat. Anneciğim, afiyet olsun. Ah, abim. Evet. Hadi. Hadi. Ne bakıyorsunuz ya? Kaldırsanıza. El birliğiyle başardınız. Bravo. Bravo size. Bugün sizin gününüz. Hı? Bu zafer sizin. Hadi. Hadi. Aynen. Tebrikler. Evet. Pelincim. Canım. Sen niye katılmıyorsun? Ha? Kime diyorum? Hey! Bunlar tam senlik ortamlar. Sevinmen lazım.
Bak Pelo. Boşandım ben. Boşandım. Artık sen bu evdesin. Hı? İçkiler filan. Tam senlik ortamlar. Hadi. Katılsana bize. Ha Pelo'cum? Birazdan odamıza çıkarız. Nerede neyi değiştireceğiz? Tek tek bakarız, değil mi? Anneciğim. Değişiklik konusunda okeysin. Hı? E sonuçta şimdi yani Pelin Seyran için tasarlanmış bir odada kalamazsın. Hı? Ferit. Üzüyorsun beni. Üzülüyor musun sen? Ah canım. Baba. Bak. Gelinin üzülüyor. Baba görüyor musun? Üzüldü. Ah, kıyamam ben sana. Ne yapacaksın? Pelin? Ha? Vaz mı geçeceksin yoksa evlenmekten? Terk mi edeceksin yoksa beni? Hadi. Hadi. Yapsana. Yap hadi. Terk et beni. Ne istersem yaparım. Kafama göre takılırım. Sen bunları bile bile seçtin. Ona göre davranacaksın. Okey? Ferit. Gel şuraya otur oğlum gel. Gel iki dakika otur şuraya. Baba bırak ya. Tamam. Kutlamamı yapıyorum ben, bir sakin ol. Tamam oğlum, peki o zaman al bardakla iç. Bırak şişeyi. Sen iç bardakla. Hadi. Keyfine bak. Rahat bırak beni ya. Rahat rahat kutluyorum işte, ne güzel. Sen niye bakıyorsun öyle bana? Ne oldu? Buradan. Git hadi. Benim canım ailemle konuşmam gereken özel şeyler var. Sen bu özel şeylerin dışındasın. Hadi git. Kime diyorum? Gitsene. Anne. Beline eşlik et. Ferit yeter. Yetmez. Bırak. Sizin gibi İki yüzlülere ne yapsam yetmez. Ben şu an sizin yüzünüzden bu haldeyim. Bakın bana. Bakın. Neden yapıyorum ben bunu? Baba. Neden yapıyorum ben bunu? Beni görün. Eserinizi yakından görün diye yapıyorum. Her hareketime, her milimime bakın baba. Hepsi. Hepsi sizin yüzünüzden oldu. Ferit. Biliyorum ama canın yanmıyor ama geçecek. İnan bana geçecek. Geçmeyecek! Geçmesin de baba! Ben istemedim ya! Ben istemedim hiçbirini! Geçmesini de, başlamasını da, bitmesini de! Hiçbir şey istemedim ben baba! Ya neden? Neden benim istediğim hiçbir şey olmuyor bu evde? Niye ya? Neden benim hayatımda benden başka herkesin istediği oluyor baba? Kafayı yiyeceğim ya! Ferit yeter! Fuat tamam. Yapma. Acınacak halde baksana. Feritçim. Burada böyle aptal aptal triplere gireceğine... Çık git odanda bir aynaya bak istersen. Bu öfkenin aslında bize değil kendine olduğunu belki o zaman anlarsın. Biz şunu yaptık, Seyran onu yaptı. Sen ne yaptın? Sütten çıkma ak kaşıksın çünkü sen, değil mi Ferit? Sen ne yaptın Ferit? Hiçbir şey mi?
Pelin'cim hadi sen de anneni merak ettirme Carlos. Ama... Aması yok. Hadi. İzninizle. Pelin, senin ne işin var dedemle? Benim yok. Onların var ki çağırmışlar. Hesap soracaksan da git dedemle yengene sor. Onlar aramış annemi. Yengem. Tabii ya. Ben de diyorum ki annen seyranlarla alakalı bu kadar bilgiyi nereden öğrendi? Annenle yengem işbirliği mi yapıyor? Ferit, aklım almıyor benim. Yani sen yemedin, içmedin, gittin, her gün bu kızı bunları anlattın yani, öyle mi? Ben hiçbir şeyi anlatmadım Pelin'e. Ferit, yalan söyleyip durma bana. Ben çok şüpheleniyorum artık bu insanlardan Ferit. Bak her şeyi yapabilirler. Ne gibi? Seyran'ı evlendirebilirler. Hayırlı olsun Baldız. Talibin çıkmış. Kurtuluyor muyuz sonunda senden? Babamla Saffet Ağa konuştu. Senden boşandıktan sonra Seyran'ı Saffet'in abisine vereceklermiş. Ben bir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Her şeyi siz yaptınız. Abla, benim telefonda şarjı taksana. Şeye de bak, çantamda. Seyran. Ha? Bak çocuk 40 kere aramış, bir sürü de mesaj atmış. Allah aşkına bak, çok korkmuştu. Bir iyiyim diye ara ya. İyi değilim ki abla. Kimsenin olmadığı, böyle kimsenin görmediği bir yerde oturup saatlerce ağlamak istiyorum. He. Sonra da böyle kasılıp kalırsın işte. Hayır, ne olacak ki kimsenin bilmediği bir yerde ağlasan? Bitecek mi yani bütün bunlar? Geçiyor mu? Anlamadım ben. Bu acı nasıl geçer biliyor musun? Açık açık duygularını anlatırsan geçecek bütün bunlar. Ya neden anlamıyorsun ya? Ha? Ya bari tamam. İyiyim yazamıyorsan kötüyüm yaz. Lütfen bir şey yaz ama ya. Ne abla, çok iyi fikirmiş gerçekten. Daha yani. Ne haber kızlar? Be. Mü? Kırıcısın. Ama zor zamanlardan geçtin, onu veriyorum. E annemler sizi terasta bekliyor hala. Ha? Ama ben öncesinde Sunay'a damatlıklarımı göstereceğim. Bak Suna. Bak Seyran. Sen hangisini beğenirsen ben onu giyeceğim. Saffet, ne giyersen giy, bana ne ya? Senin bu ablan çok nazlı ya Seyran. Bak bak, bunu da sana aldım. Bak. He? Yedek. Diğer ayakkabında bir şey olursa bunu giyersin. Bil bakalım numarası kaç. 36.5. Gidelim değil mi? Ayıp olmasın. Hadi. 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 Beklemesinler. Gel Seyran. Hadi. Verin. Thank you.
İyi misin? Biraz daha iyi görünüyorsun. Geç kızım, otur otur. İyi yav, iyi iyi. Niye kötü olsun ha? Kızım sen de iyiyim desene. Bak, ısım akrabayı endişelendirme, otur. Doktor getireyim mi? Yok, iyiyim ben gerçekten. İyi yav, iyi iyi. Saffet abi. Kazım ağa, lafın kötüsünü baştan demek lazım. Kızların biraz yabani yetişmiş. Hani geldik, ne bir ikram var, ne bir ilgi. Ben artık onların annesi sayılırım bir yerde. Biri hasta, diğeri ona bak ki. Geldiğinizden beri neyinizi eksik ettik? Çayınız bitmeden kahvenizi verdik. Ya içeride susup susup da burada böyle laf etmenin alemi var mı? Ne varmış lafımda, sözümde? İşte yüzleri ortada bak. Büyüğü evlenmekten mi şikayetçi, küçüğü boşanmaktan mı belli değil. O nasıl söz Nazan Hanım? Hiç öyle şey olur mu ya? Yani kusura kalmayın da burada kız evi ha. Yani kız hem gider hem ağlar ya. İnşallah öyledir. Öyle değilse de burada öğrendiği ne varsa unutur. Nazan annesi ona sıfırdan bizim örfümüzü, adetimizi öğretir. Sen hiç merak etme, öğrenirler ha. Benim kızlarımın aklı zehir gibidir ya. Sen hiç merak etme. Haydi, haydi akşam olucu siz de bir sofra kurun. Haydi. Heh. Sakin. Nazan al. Biz artık arabayız ha. Tamam. Her şeyi tatlı tatlı konuşak. Kızlar, yemekten önce bir tatlı getirin. Tatlı yiyek, tatlı konuşak ya. Deli. Hayırdır, nereye bu halde? Yenge. Ben bir Seyran iyi mi değil mi diye görmeye gideceğim. Çok merak ediyorum. Aklım hep onda. Yok artık, saçmalama. Dön odana çabuk. Ne var yenge? İyi mi değil mi diye görmeye gideceğim sadece. Bir şey yapmayacağım gerçekten. Hemen dönerim eve. Olmaz. Delirdin mi sen? Bu halde gitsen de olacak. Unutacaksın yarın zaten. Unutmam. Yenge, ben Seyran'ı unutmam. Niye anlamıyorsunuz bunu ya? Gidip göreceğim Seyran'ı. Karışmayın bana artık. Ne olur karışmayın ya. Ferit. Buraya gel. Dede. Dede, ben... Ben bir Seyran'ı görmeye gidebilir miyim? İyi mi değil mi diye. Buraya gel dedim. Dede lütfen. Lütfen. Ne bu hal? Sen iyice sapıttın artık. Daha bugün bana evleneceğim kız bu dedin. Tamam dedim. Hayırlı olsun dedik. Çocuk oyuncağı mı sanıyorsun sen bunları? Dedin. Niye kızıyorsun? Ne dedim ki ben şimdi? Sus! Aklını başına al artık. Bizim bir haysiyetimiz var. Erkek dediğin sözü, özü, gururu olur. O kıza söz verdin benim karşımda. Evlenme teklif etmişsin. Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Baba. Baba. İzin verin ben ilgim. Siz zaten yeteri kadar ilgilenmişsiniz Orhan. Fakat Gülgün iyice maskara etmiş bu oğlan hepinizi. Baba ben bir şey demedim sadece. Daha konuşuyor. Latif, tüm güvenliğe haber sal. Bu evden bu çocuk dışarıya adımını atmayacak, emrimdir. Başsın ağam. Orhan, alın elinden telefonunu. Kitleyin odasına. Sakın sözümden çıkma çocuk. Yakarım. Cehennemin oldurtma beni kendine.
Kapısının önüne birini dikin. Kimseyle görüşüp konuşmayacak da. Hayır, hayır. Bu halde olmaz. Hayır. Latif Bey, sen de ya odasına kadar eşlik et. Durma böyle. Oğlum bana bak. Oğlum bak, gözümün içine bak. Lütfen dinle beni bak. Ne dersen de, ne düşünürsen düşün kabulüm. Tamam mı? Ama lütfen o kapıdan dışarı çıkman imkansız. Bizi de kendini de küçük düşürme çalışanların gözünde ne olur. Lütfen. Hadi aslanım. Hadi. Bu şekilde olmasın. Hadi. Hadi Kenan. Hadi gel. Ferit Bey'im, sen biraz dinlensen. Bir sakinleş. Ağamın huyu belli. Saman alevi gibi birden parlayıverir o. Ama şimdilik çok kısa bir süre telefonunu versen. Haklısın Latif Efendi. Onların siniri de öfkesi de geçici olabilir. Ama benim içimdeki bu öfke hiçbir zaman geçmeyecek. Son gecem bu evde. Her şey hazır. Ben burayı özleyeceğimi hiç tahmin etmezdim. Bu evi özleyeceğimi hiç tahmin etmezdim. Antep'ten farklıydı her şey. Daha iyi gibiydi. Ablam. Ablam, bak hala şansımız var. Ben sözümün arkasındayım. Hadi de hadi. Şimdi de şimdi. Yarın de yarın. Ayrılmamız, kopmamız gerekmiyor ablacığım. Kaçacağım de bana, gitmeyeceğim de, yapmayacağım de. Eğer seni yalnız bırakırsam benim Allah canımı alsın oracıkta ya. Ben varım ablam. Seninle bir ömür kaçmaya da yaşamaya da varım. Yeter ki bana hadi de.
Tamam de. Ama ne olur böyle üzülme. Sen böyle üzüldükçe ben kahroluyorum çünkü. Olmaz. Ben bile bile ne annemi ne de seni ateşe atamam Seyran. Ah be abla. Bana yardım etmek istiyorsan anlat. Neyi anlatayım? O zaman nasıl dayandığını anlat. Antep'teyken, gelinlikle evden çıkarken, sevmediğin, istemediğin biriyle evlendirilirken neler düşündüğünü anlat. Nasıl dayandığını anlat bana. İnsan yaşamadan anlamıyormuş. Keşke sen de öğrenmek zorunda kalmasaydın. İsteğiniz mi var Ferit Bey? Yok bir şey. Ferit. Oğlum ne yapıyorsun Allah aşkına? Kaçtım deme bana. Saldılar mı? Ne yapıyorsun oğlum? Abi. Beni seviyor musun? O ne demek oğlum? Seviyorum tabii ki. Eğer beni seviyorsan çıkarsana beni buradan. Ferit oğlum bak içmişsin zaten içeceğin kadar. Halis Ağa çıkışları yasakladı. Yapma. Yasakladıysa bana yasakladı. Sana yasaklamadı ki. Ferit olmaz. Bana bak bir dinle bir şey anlatıyorum sana burada ya. Sen çıkarırsın beni bagaj magaj bir şekil. Ben seyrini göreceğim. Onun iyi olduğunu göreceğim. Ne olur. Hem bak sen de Sunay'ı görürsün. Abi. Ferit oğlum yapma. Olmaz. Abim. Benim için mi? Hı? Bizim için mi abi? Benim seyrini görmem lazım. Ne olur. Ferit. İyi olduğunu görmem lazım. Oğlum bak. Yakalanırsak
Herkesin başı yanar. Yapma. Yakalanmayız abi. Kimsenin başı yanmayacak, yakalanmayız. Ne olur götür beni hadi. Oh. Tamam. Götür beni. Gideceğiz değil mi? Ferit, Ferit. Yoldan ona bir soda da alsan. Tamam. Ağzım dilim kurudu. Tamam takladık. Gözümler ayık gitmem lazım, tamam mı? Nasıl durum? Bir sorun oldu mu? Yok efendim, uyudu galiba Ferit Bey. Ferit Bey. Banyoya baksana hemen. Ferit Bey. Banyoda da yok efendim. Latif Bey arıyor. Tamam. Ararsın ya, şey yaparız sonra. Ararsın sonra yine, hadi gel. Latif arıyor oğlum diyorum, Latif. Bu adam beni bu saatte niye arasın? Ya tamam, aramış işte adam seni. Allah Allah, bakarız sonra, hadi diyorum gel. Kesin evde olmadığını anladılar. Ben dedim sana Ferit diye. Ya tamam, ne yapalım ya? Ne yapalım, dönelim mi? Gelmişiz buraya kadar. Yapacak bir şey var mı sence? Yok. Allah Allah. Gidince eve konuşuruz, bakarız işte. Ne diyeyim yani şimdi ben sana? Ne işin var la burada ha? Ne işin var bu halinle la, leş gibisin zaten. Ha git. Bağırma bana. Kötü bir şey yapmaya gelmedim ben. Bir dakikanı istiyorum sadece. Bir dakikanı istiyorum. Bak, bunca şeyin hatırı için. Allah için ne olur. Antep'in hatırı için. İki dakika ver bana. Beni sadece dinle. Dinle. Ne olur Kazım babam. Allah için. Antep'in hatırı için. Lütfen. Dinle. Sonra istersen vur. İstersen döv. İstediğini yap. Ama ne olur. Beni bir dinle önce. Kazım baba. İki dakika. Seyran'ı görsem. Bana bak, bana bak. Çok merak ediyorum. Çok korkuyorum. Ne olur. Ne olur. Benim aklım hep onda. Ne olur Kazım baba. Hayır. Hayır. Sura, Seyran. Odadan çıkmayacaksınız lan. Çıkmayın kapıdan. Hayır, hayır Ferit. Öyle bir şey yok. Leş gibisin lan, bu halin ne ya? Hayır, hayır. Kazım baba, iki dakika ya. İki dakika istedim. İki dakika ya. Ne olursun. Bak, bu kadarcık hatırım var. Var, biliyorum. Ya ben... Ben senin babam olarak gördüm ya.
babam olarak sevdim seni. Hayatımda ilk kez öz babamdan, dedemden sonra biri için bunu hissettim ya ben. Biliyorsun ya ben senin için her şeyi yapmaya razıydım. Görmedim ya. Sen gördün Kazım abi, ben kurşunların önüne atladım. Bir an bile düşünmedim. Bir an bile. Bunu kim niye yapsın? Ha? Bak ben bunu düşünmedim ha Kazım baba. Seni babam gibi gördüğüm için yaptım. Seni sevdiğim için yaptım. Biliyorum sen hep bir erkek evladım olsun istemişsin. Ama olmamış. Beni o erkek evladın olarak gördün. Onu da biliyorum. Kazım baba. Ya ben sizi ailem gibi sevdim ya. Seni, Hattuç Hanım'ı, Esma annemi, Sunay'ı. Hepinizi ayrı ayrı sevdim ya. Şimdi böyle oldum. Şimdi her şey bu noktaya geldi. Bilmiyorum. Yok bir itirazım. Yapacak bir şeyim yok. Dayanamıyorum ben. Ben gerçekten dayanamıyorum Kazım baba. Bak. Seyran'a bir şey olursa ben yaşayamam. Ben onu herkesten, ben onu her şeyden çok, her şeyden çok seviyorum. Yemin ederim sana, çok seviyorum onu. Ne olur, ne olur ya, 2 dakika göreyim. İyi olduğunu göreyim. Gideceğim. Zorluk çıkarmayacağım sana. Bak, erkek sözü. Evlat sözü. Ne olur. Ferit, bak söz verdin. Ha gördün, kızımı gördün, haydi git. Haydi oğlum. Bak söz verdin ha. Hasret oldu, ayrılık oldu. Hüzünlere bölündü saatler. Gördüm akan iki damla yaş. Ayrılıkta sevgiyle beraber. Bir şarkı, bir şiir gibi yaşadım canım acıları. Senden bana hatıra şimdi. Sakladım sevgili keder. Saklarım seni, bir yemin, bir gizli düş gibi. Ben bu yükü taşırım, sen git ki.
Gel ya bu oğlum bak yarın düğünümüz var. Ben ne diyeceğim ki? Ben ne diyeceğim Ferit? Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim sana. Yalvarırım. Oğlum erkek sözü verdim bak haydi. Haydi bak. Oğlum gördün kızımı? Haydi abicim. Al haydi oğlum. Al Ferit, Ferit, Ferit haydi. Haydi. Abla hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Tamam bir tane. Tamam. Ya da sarılırız o zaman olur mu? İstersen ağlarız da sessizce. O da seni seviyor Zeyra. Ferit de seni çok seviyor. Çok seviyorum. Ağlama göz bebeğim sana. Ferit kalk. Ferit kalk. Kalk. Allah. Allah. Onca adam, benim sözümü yerine getiremediniz ve bu herifin buradan çıkmasına mani olamadınız. Siz ne işe yararsınız ha? Latif, bu adamlar bizim neyimizi koruyorlar burada? Oh ne âlâ. Hepsi yiyor, içiyor. Bakıyoruz bunlara. Ama kim görevini yerine getiriyor? Kimse! Bak, Ferit, bir aferin aldın benden. Senin sayende çalışanlarımı her geçen gün aslında daha iyi tanıyorum. Hiçbir işe yaramaz, çöp hepsi. Bir de salak gibi bunlara çoluk çocuğumuzu emanet ettik bunca yıl. Daha bir adamın gözleri önünde buradan çıkmasına mani olamayan işe yaramazlar sürüsü. Kovuyorum hepinizi. Latif, duydun mu beni?
Buradaki herkes gitti bitti. İş bakın kendinize. Şimdi defolun hepiniz. Gözüm görmesin sizi. Defolun! Kaldır başını. Bak bana. Gir içeri. Yürü. Senin hesabını içeride göreceğim. Neredeydin anlat. Susma anlat dedim. Seyran'a gittim. Seyran'a gittin demek. Bak sen. Ne yaptın? İyi miydi keyfiniz? Otursaydın biraz daha. Hoş muydu sohbet, muhabbet? Soru sordum, konuş. Cevap ver. Dede. Çok merak ettim. Sabah öyle üstüme yığılıp kalınca bir şey oldu sandım. Sen bana birkaç saat evvel geldin söyledin. Gitmek istiyorum dede dedin. Ben ne dedim sana? Dede. Soru sordum sana. Ben ne dedim sana? Gidemezsin dedim. Merak ettim işte. Etmeyeceksin merak falan. Yasak merak etmek. Bir şey oldu sandım dede. Olsa sana ne bu saatten sonra? Sana ne? Yetmedi mi sana yaptıkları? Bize yaptıkları? Az mı geldi? Daha ne yapmalarını bekliyorsun? Ben sana bu iş bitti demedim mi? Sözümün hiç mi hükmü yok artık sende Ferit ha? Ne yapmak istiyorsun sen? Bitti artık. Kötü olsa Seyran, iyi olsa ne fark eder? Bundan sonrası yok. Bana Pelin'e evlenme teklif ettim dedin. Hayırlı olsun dedim. Daha neyin peşindesin sen? Hı? Seni ne alakadar eder artık el kızı? Bizi daha ne kadar rezil etme derdinde çabasındasın sen ha? Baba. Belli ki çok korkmuş. Ya bir daha yapmayacaktır. Bırakın biraz dinlensin. Babasına bak. Oğlundan ne bekliyorsun ki işte. Çok korkmuş. Aman incirleriniz dökülür. Erkek adamsın sen. Bir kadın için ağlayamazsın. Peşinden gidemezsin. Kendini, beni, bizi, aileni bu hallere sokamazsın onların gözünde. O sokak köpeği Kazım şimdi kim bilir neler diyordur senin ardından. Bunları düşünüyor musun? Beni ne hallere soktuğunun farkında mısın sen? Ferit odana git. Hayır, gidemez. Bitmedi daha söyleyeceklerim. Baba! Bırakın oğlum odasına gitsin. Hadi Ferit. Thank you.
Senin yüzünden, sizin yüzünüzden bu hallere düştü bu çocuk. Tekrar ve son kez söylüyorum. Bundan böyle isterse aşkından, sevgisinden ölsün umurumda bile değil. O şansı kalmadı. Bundan sonra Seyran'a dönüşü yok. Söz verdiği gibi, benim de yol verdiğim gibi, o Pelin denen kızla evlenecek, bu iş burada bitecek. Bir daha kimseden aksini duymak istemiyorum. Çok uğraştım seni geri getirme, kır beni gerçeklerle. Ama asla rahatlatma, ufak da olsa bir yalan ile. Seni içimde yaşatmak için ölüyorum ben her gün sen diye. Bu kadar zor muydu tekrar başlamak? Kahrolup özlemle bitmeden yok olmak. Vedalar senin gibi kalpsizler içindir. Çünkü yüreğiyle sevenler ayrılmaz. Çünkü gönülden sevenler ayrılmaz. Bu kadar zor muydu tekrar başlamak? Kahrolup özlemle bitmeden yok olmak. Vedalar senin gibi kalpsizler içindir. Çünkü yüreğiyle sevenler ayrılmaz. Çünkü gönülden sevenler ayrılmaz. Seni içimde yaşatmak için ölüyorum ben her gün sen diye. Bu kadar zor muydu tekrar başlamak? Kahrolup özlemle bitmeden yok olmak. Vedalar senin gibi kalpsizler içindir. Çünkü yüreğiyle sevenler ayrılmaz. Çünkü gönülden sevenler ayrılmaz. Ulan ablacığım yapma böyle, ne olur. İyi misin? Ne yapacağım ben o evde Seyra? Korkuyorum. Ablam. Abla bak, son kez söylüyorum sana. Hadi de bana. Hadi de ya, lütfen hadi de. Arkama bile bakmadan gelirim seninle ablacığım, lütfen. Bak neyse ne, bedeli neyse öderim ama lütfen bana hadi de. Hadi de kaçalım gidelim buradan, lütfen. Lütfen yeter ki sen üzülme ablacığım, lütfen ya, lütfen. Hadi. Yapamayız Seyra. Sen de yapamadın zamanında. Biz yapamayız. Of. Hani kızlar nerede? Kalkmadılar mı daha? Çoktan kalktılar hala. Sunan'ın birkaç parça eşyasıyla uğraşıyorlar. Hey, hey aman ha. Gözünüz üzerinde olsun. Tamam. Bak, bugün çok önemli. Bugünü atlattık mı her şey tamam ha.
Allah vere de o damat eskisi gene kızın karşısına çıkıp olay çıkartmaya. Yapmaz diyeceğim ama deli ha. Vallahi deli, sen de görün ya. Manyak. Gel. Nasıl oldun? Ay. Berbat. Al iç o zaman. Kendi ellerimle yaptım ha. Başım çatlıyor ya. Bir şey diyeceğim. Durum ne aşağıda? Ne oluyor? Çalışanları soruyorsan toplanıyor işte herkes. Eşyası olanlar eşyasını topluyor. Bazıları iş bakıyor. Dert etme. Hiçbirimiz aç kalmayız. Biz her yerde ekmek var. Ne demek? Hiçbirimiz ne demek? Bir tamam dedem dün ağır konuştum. Ama şimdi o sakinleşince ben giderim yanına. Özür dilerim. İçer gider her şey. Hiç gerek yok oğlum. Gerek yok yani. Ben zaten fırsat kolluyorum biliyorsun. Tan Sultan meselesinde de çekip gitmek istedim işte sen bırakmadın. Ya benim için en iyisi bu olacak. Olmaz. Olmaz en iyisi filan. Ne demek ya? Beni bırakmak ne demek ya? Ya tam işi bırakıyorsun anlık da beni de mi bırakacaksın? Ben hayattan geçmişim Ferit. Sen ne diyorsun ya? Abi bak. Sırf dün gece Seyran'ın yanına gittim diye. Dedem sizi kovamaz ya. Kovar. Kovamaz abi, Allah Allah, anlar hatasını. Kovdu işte. Boş ver. Ama senin için rahat olsun oğlum. Yani sen... Son kez de olsa Seyran'a sarılabildin ya. Buna değerdi be. Ah abi ya. Abim benim. Ben dün gece çok sarhoştum be. Biliyorsun seni de öyle sürükledim arkamdan. Çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Gerçekten. Sunay'ı gördüğünde ne hissedeceğimi düşünemedim ki ben. Keşke görebilseydim Ferit. Ama o Seyran kadar cesur değil. Çıkmadı salona. Çıksa ben her şeye hazırdım. Hadi dese bir dakika arkama bakmazdım. Ama işte... Garibin şansı ya. Son bir kez bile olsun göremedim yüzünü. Of benim. Sulak kafam ya. Abi bak sen hiçbir yere gitmiyorsun. Ben her şeyi hallediyorum okey? Değil Ferit, bu sefer okey değil. Duramam artık ben burada. O ne demek ya? Şöyle hayal et Ferit. Allah göstermesin de bugün Seyran'ın düğününün olduğunu düşünsene. Düşün bir. Bir düşün. Sen durabilir miydin buralarda? Ha? O havayı soluyabilir miydin? Tam da o yüzden. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bu akşam ne yaşayacaksak beraber yaşayacağız. Duydun mu beni? Hiçbir yere gitmiyorsun. Gitme fikrini de çıkaracaksın aklından. Söz ver bana. Söz ver. Evet.
Benim ufak bir işim var. Gidip geleceğim. Sonra konuşacağız. Bu sefer sadece seni konuşacağız. Söz veriyorum. Tamam? Tamam hadi. Ben bırakayım seni. Nereye gideceksin? Yok yok. Sen dinlenmene bak. Ben giderim. Nereye gideceksin oğlum? Ben bırakayım işte hadi. Allah Allah. Korkulacak bir şey olsa söylerim. Tamam. Hadi çıkalım. Hadi. Şunu alsana. Günaydın. 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 Afiyet olsun. Baba. Teşekkür ederim. Babam olduğun için. Derste maşallah da çalışanlar ne olacak? Ha? Baba. Ya. Çözemez miyiz o konuyu ya? Dedem kovmaz değil mi kimseyi? Vallahi bilmiyorum oğlum. Sabah konuşmak istedim ama yanına kabul etmedi. Ağam dün çok yıprattı kendini. Dinleniyor. Akşam yemeğe bile katılamayacakmış. Ne yemeği? Vallahi dedenin dünkü talimatlarından sonra... Yani Zerrin Hanımlarla bir aile yemeği yemek şart oldu. Düğündü, nikahtı, tarihti falan onları konuşuruz. Havada kalan mevzuları netleştiririz. Akşam işim var benim. Akşam olmaz. Abiye söz verdim, onunla görüşeceğim. Ferit, oğlum eğer dedenini işten çıkardığı insanların geri almasını istiyorsan... ...bu önümüzdeki birkaç gün dikkatli davranman lazım. Lütfen. Tamam baba. Akşam hazır olurum. İzninizle. Afiyet olsun. Nereye? Seyran'a. İşim var, işim.
Hoş geldin Kazım amca. İşimiz biraz uzun ama sınırsız çay kahve var geç. Evet. Hadi başlayalım buyurun. Kalabalığız zaten. Önce gelin hanımı alalım. Kim ilgilenecek? İsterseniz ben sonra devam edeyim. Ya da komple ara verelim, siz biraz nefes alın. Hazır hissettiğinizde devam edebiliriz. Niye, ne oldu? Gelin hanım oldukça duygusal. Çok normal tabii. Ama ağlaması durmadan makyaja başlayamayacağım. Ne münasebet efendim? Hem neyden sebep ağlıyorsun sen? Tarık, Kazım Bey. Ya evinden, ailesinden ayrılıyor kız. Birazcık anlayışlı mı olsanız ya? Ben anlayışsızım yani, öyle mi? Yok yok, bu böyle olmaz. Bırak kızım. Nazan Hanım, kızın sinirleri bozulmuş. Siz de böyle tepesine dikilmezseniz düzelici belki. Yok efendim, ben çocuğumun başını yakamam. Gönlü yoksa baştan desin. Kimin neye gönlüyormuş ya? Ya yanlış anladın Nazan Hanım. Suna öyle hisleni verince işte. Ne hislenmesi hanım? Oturdu oturalı ağlıyor kız. Anne, arkadaşlar siz bir çıkar mısınız? Kızınızın belli gönlü yok. İşte yüzü. Hiç olur mu öyle şey Nazan Hanım ya? Gönlü olmasa gelip buraya oturur mu? Suna. Öyle değil mi yavrum? Bir şey desene kız. Konuşsa. Ben çok özür dilerim. İlk defa ailemden ayrılıyorum da kusura bakmayın. Bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Olmaz ama. Akşam davetlilerin ortasında da böyle ağlarsa ne olacak sonra? Ay rezil oluruz. Anne tamam abartma. Kız ilk defa yeni bir hayata başlıyor. Kolay mı sanıyorsun? Tamam tamam. Durdu vallahi. Tamam. Hazırım baba. Ben biraz çıkıp gezeceğim. Şu yeğenine sahip çık, yemin edeyim kolunu bacağını kırarım ha. Fış fış ağlamak ne ya? Hadi sen git bir dolaş, sakinle şöyle gel. Hadi. De haydi, yok bir şey. Hadi herkes yerine. Kız özrünü de diledi. Haydi. Sen de çağır çalışanlarını gelsinler. Haydi. Tamam, hadi arkadaşlar devam. Alo, Kazım Bey. Zerrin Hanım, nasılsınız efendim ya? Kusura kalmayın. Anca vallahi vakit bulabildim, o yüzden arayamadım ha. Vallahi ben de korkmuştum bir daha telefonlarımı açmayacaksınız diye. Olur mu öyle saçmalık? Estağfurullah efendim, estağfurullah ya. Ya Kazım Bey, beni bir daha böyle korkutmayın lütfen. Siz olmazsanız ben İstanbul'da kendimi çok yalnız hissederim. Bilmukabele efendim, bilmukabele. Vallahi ben de öyle ha. Ben de, ben de. Yalnız şimdi Zerrin Hanımcığım yani... Ya nasıl olacağı bilmeyeyim ki yani. Eskiden avukat meselesi yüzünden görüşüydük ama şimdi... Sizin kız bizim eski damatla evleniyor yani yakışık alır mı? Nasıl olacağı yani? E bize ne? Gören olmazsa, duyan olmazsa bilen de olmaz. Siz hiç merak etmeyin. Bugün kızınız evleniyormuş. Bir arayıp tebrik etmek istedim. Siz de işleriniz bittikten sonra haber verip görüşelim. Size fazlasıyla katılıyorum Zerrin Hanım. Aynen. Kime ne ya? Öyle, öyle, öyle. O zaman
En kısa zamanda görüşecek efendim. En kısa zamanda. Tamam o zaman. Görüşürüz diyorum. Öptüm. Öpüyor ya. Öpüyor ha. Anneciğim, bu konuştuğun Kazım Bey. Benim düşündüğüm Kazım Bey mi? Evet, o. Anne sen iyi misin ya? Ya sen nasıl böyle konuşuyorsun bu adamla? Birisi duysa çok yanlış anlaşılır, farkında mısın? Allah Allah. Saçmalama. Ben bu adamla konuşup onu gaza getirmeseydim sen zor alırdın o evlenme teklifini. İkide bir işime karışma benim, sinir etme beni. Sen Korhan soyadını alana kadar bu adamı el altında tutmamız gerek. Ne olur ne olmaz. Pardon, açaí bol siparişi kimindi acaba? Anlamadım. Etikette isim çıkmamış da. Açaí bol dediniz değil mi? O ne kız? Ya benim birazcık karnım acıktı da hala, o yüzden şey yaptım, sipariş verdim. Biraz sonra devam etsek olur mu? Hem pek de bir şey kalmadı zaten. Tabii ki efendim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Yandaki parkta bekliyorum. Tarık. Babam yok mu? Gelmedi daha. Hayırdır? Ha. Yok ya, öyle ben yiyecek bir şeyler söylemiştim de. Ama ablam pastane türü şeyler istedi. Halam da pek beğenmedi. Tamam. Söylerim çocuklara, hemen aldırsınlar. Ha, yok olmaz. Ben öyle 10 kişinin eli deyince yiyemiyorum. Tamam, ben hallederim ya. Tamam tamam. Şöyle bir şey yapalım. Ben gideyim bir pastane bulayım. Yapanın bile eli değmeden sardırayım, sana getireyim. Bana güvenebilir misin? İyi, öyle olsun. Tamam. Güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Ayılabilmişsin sen de. Evet. Dün biraz içmiştim. Biraz mı? Kusura bakma. Başka türlü oraya gelecek cesareti bulamazdım. Anladım. Yani sen genelde ayık kafayla basardın bizim evi ama... Dün farklı olan şey neydi ki? Dün çok korktum. Sana bir şey olacak diye. Seni orada öyle görünce... işte... korktum. Evet. Korkarsın sen genelde çünkü. Bana bir şey olmasından, haklısın. Seyran. Şimdi niye geldin? Şimdi... Suna. Yani Abidin. Abidin ve Suna. Abidin ve Suna birbirlerini çok seviyorlarmış. Yani senin bir şey yapman lazım.
Abidin zaten hazır her şeye. Ne yapmam lazım benim? Suna'yı ikna etmen lazım. Kaçması için. Seyran bak, ben ne gerekirse yapacağım. Paraysa para, evse ev. Her şeyi ayarlayacağım ben o ikisi için. Yeter ki Suna bir şey yapsın. Kendini sıkışmış, zorda hissetmesin. Ben her şeyi yapacağım, anladın mı? Bak, Abidin benim abi yarım gibi. Gençliğim, çocukluğum. Ben babamdan, öz abimden daha çok güvenirim ona. Şimdi o bu haldeyken böyle elim kolum bağlı duramam ben Seyran. Durmak zorundasın ama Ferit. Yapacak hiçbir şey yok çünkü. Nasıl ya? Nasıl yapacak bir şey yok? Bak ben dünden beri ablamı ikna etmeye çalışıyorum. Gel kaçalım diyorum. Sen nereye istersen ben senin peşinden gelirim diyorum ama... kabul etmiyor işte. Kaderine razı gelmiş durumda, anlayacağım Ferit. Annemi düşünüyor. Bizi düşünüyor. Babamı düşünüyor. Mantığıyla hareket ediyor yani, anlayacağım. O yüzden ablam benim bu haldeyken ben daha fazla hiçbir şey yapamam. Kusura bakma. Bir şey mi var lan senin burada? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen, manyak mısın Tarık? Ne yapıyorsun ya? Oğlum, sen ölmeye bayılmak mı sanıyorsun lan? Bak, bak, bak sen. Ferit. Ne o? Su tabancası mı? Ferit. Ha, su tabancası. Sıksana hadi. Erkek. Sık hadi, bir serinleyelim ya. Ha? Ferit. Sık. Ah. Efendim Kazım amcacığım. Tarık neredesin? Hayırdır? Bir sorun mu var? Lan ne sorun olacak oğlum? Seyran yanında mı senin? Tarık. Alo. Tarık sana diyeyim oğlum. Seyran yanında mı? Duymuyor mu lan? Tarık. Buradayım baba. Ya siz beraber misiniz? Ya kızım ben geldim ha. Neredesiniz? Gelin buraya. Hastanedeydik baba. Geliyoruz birazdan, merak etme. Haydi, haydi, haydi. Ne hastanesi? Haydi. Bekleyeyim, haydi. Merak etme, babana bir şey söylemeyeceğim. İstersen söyle demiştim sana daha önce, değil mi? Babanı çözdüm. Sinirlenince aklı gidiyor belli. Ama sen incinme diye bir şey söylemeyeceğim. Yalnız eğer bu yaptıkların beni incitmeye devam ederse... o zaman senin incinip incinmemen çok önemli olmaz. Abidin abi. Bunu bir kurye getirdi sana. Eyvallah.
sevgine sahip çıkamadım. Özür dilerim. Bitirdin mi işlerini? Düşündüğüm gibi geçmedi be abi. Nereye gittin sen? Ferit, nereye gittin oğlum? Seyran'la konuşmaya gittim. Ama bu sefer kendim için değil. Sen ve Suna için. Suna'yı göremedim bile. Pırlanta olmayınca ana yadigarı da olsa bir anlamı olmuyor demek. Belki Suna için o hayat daha doğrudur, değil mi? Gel. Gel bir dert içmeye gidelim misin? Yok. Akşama gideceğiz dedim. Daha akşam olmadı ki. Akşama ufak bir işim var benim. Uf, işte Pelin, Zerrin falan yemeğe çıkılacakmış. Tarihler falan konuşulacak. Saçmalıklar başlıyor yani, anlayacaksın. Gel gidelim şimdi. Ben yemekten sonra yine gelirim senin yanına, hadi. Abim, Pelinler geldi zaten. Hem benim kafam da çok bozuk. Ben gideyim bir hava alayım. Ha? Konuşuruz sonra. Abi olmaz diyorum. Gel beraber olur gidelim işte. Ferit. Olur. Ya hiç mi yalnız kalmak istemedin? Hiç mi acını yaşamak istemedin? Öyle düşün. Hadi sen bak işine. Konuşuruz sonra. Yürü. Bak mesela. Güzelmiş. Bu arada düşündüm de davet edeceğimiz konukların çoğu ortak. Ama nikahı erkene çekmek organizasyon açısından bir parça bizi zorlayacak. Düğün o kadar şey değil benim için açıkçası ama mesela yatak odamız olmazsa olmaz. Hangi oda? Ferit'le bizim odamız. Yani her şey okey ama o kızın uyuduğu yatakta uyumamı beklemiyorsunuz herhalde. Ay. Bana fenalık ağır basıyor. Ay ne varmış canım fenalık basacak. Haklı kız. Tabii ki istediğini yapabilirsin. Hallolur hepsi. Ya biz nerelerden nerelere geldik? Bunu mu aşamayacağız ya? İşte bu. İşte bu. Aradığımız heyecan, aradığımız duygu tam olarak bu. Helal sana be Zerrin teyzem. Yürü be! Maşallah sana da Ferit. Sen de pek heyecanlı gözüküyorsun. Gerçi gözükeceksin tabii. Şuradan bakıyorum da
Birbirinize o kadar çok yakışıyorsunuz ki. Ne demezsin? İçimde yaşadığım duygu tam olarak bu, biliyor musun? Ne yaptınız? Tarihleri netleştirdiyseniz yemeği iptal edelim bari ha. Ne diyorsunuz? Yok. Odanda yapılacak bir takım değişiklikler konuşuluyordu. Yatak mesela. Biz Pelinciğim'le tam bakamadık onlara. İstiyorsan gel bir daha bakalım. Neyi değiştireceğiz, neyi değiştirmeyeceğiz falan. Sen karar verirsin, olur mu? Gel. Görüşürüz. Evet Pelinciğim. Söyle bakalım. Neleri değiştirmek istiyorsun? Ya işte böyle genel olarak odanın bir havası değişsin diye düşündüm. Belki işte bu giysilerin olduğu yere dolaplar gelebilir. Ha, şuraya mı? Zaten halı koltuklar falan da değişir diye düşündüm. Zaten. Ama en önemlisi işte yatağı değiştiririz diye düşündüm. Yani biz kendi keyfimize göre bir şey seçeceğiz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ha Ferit, sen bana evlenme teklifi ettin. Boşandın da. Ne bu? Aylardır elini sürmüyorsun bana. Sürmek zorunda mıyım? Ne demek bu şimdi? Çok açık değil mi? Sana elimi sürmek, seni öpmek istemiyorum. Neyini anlamıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Yani evlenene kadar beklememiz gerekiyor kafası falan değil herhalde, değil mi? Değil. Ne o zaman? İstemiyorum ya. İstemiyorum. Bu kadar basit. Neyini anlamıyorsun? Tamam. Neden? Aklımda Seyran var demeyeceksin herhalde, değil mi? Niye olmasın? Madem sordun, söyleyeyim. Evet. Aklımda hala Seyran var. Ne oldu? Vaz mı geçeceksin evlenmekten? Ferit bak. Ne bak ya? Ne bak? Sana diğer kurallarını söylüyorum. Bunlar biraz daha uzun. Yaz istersen bir kenara. Bir, bu odanın tek bir çöpü bile değişmeyecek. İki, sen her ne sebeple olursa olsun Seyran'ın adını ağzına almayacaksın. Üç, biz senle evlensek dahi benim aklımda da gönlümde de Seyran olacak. Ve sen bunu bile bile atacaksın o imzayı. Okey? Var mı itirazın? Yok. Süper. Buyurun. Açık mısınız? Açık, açık. Bu saatte soran biri için kapalı olsa bile açarız. Buyur, geç. Ne vereyim? Allah. Ben çok bilmem. Yani ortam bilirim de içmem. Ama benim unutmam lazım aga. Bana beni unutturacak bir şey ver de. Oo, dert büyük. O zaman derman da büyük olsun diyelim mi? Yani benim derdime derman olacak bir şeyim varsa ver. Ama çarpar. Yarın önemli bir işin var mı? Yarına güneş doğacak mı? Bilmiyorum ki.
Oğlum getir getir. Şu müziği de aç bakalım. Buyur şöyle geç. Eyvallah. Böyle aptal aptal triplere gireceğine, çık git odanda bir aynaya bak istersen. Bu öfkenin aslında bize değil kendine olduğunu belki o zaman anlarsın. Biz şunu yaptık, Seyran onu yaptı. Sen ne yaptın? Sütten çıkma ak kaşıksın çünkü sen değil mi Ferit? Sen ne yaptın Ferit? Hiçbir şey mi? Sen gittin saçlarıma, erimez karlar yağdı. Mevsimlerin tadı yok, baharım sende kaldı. Ansızın gidiverdin, haber bile vermedin. Hem kendin harap oldun, hem beni benden ettin. Gönlüm söz dinlemiyor, sevdiğimi ver diyor. Kim görse şu halimi, bir daha sevme diyor. Çiviyi söker, budur bunun ilacı, budur bunun ilacı. Sevdiğimi ver diyor. Kim görse şu halimi.
Abi. Abi bu ne hal? Sarhoş musun sen? Sarhoşum. Dolmuş. Olamam mı? Gelmeyecektim ki ben zaten. Gideceğim be. Gideceğim ben, gideceğim. Gideceğim. Hakkını helal et ha. Mustafa hakkını helal et. Tamam. Ölümlü dünya oğlu. Tamam. Ölüm var, ölüm var. Helal olsun Abdin abi. Gel, gel abi seni ne yapalım? Müstemilata falan mı götürelim? Ha. Bu halde yalaya girme. Deledimden sonra. Sonra çek elini, çek. Çek elini, çek. Çek. Kırarım bak, elini kolunu kırarım. Tamam. Git hadi. Tamam. Ben gideceğim. Gideceğim zaten ben. Emanetimi alıp gideceğim. Kardeşti. Senin hayatın bu kadar. Ne yapacaktır Abidin? Ha? Güzelim kızı buraya mı getirecektin? Sen burada yaşatabilir miydin lan onu? Sen de yaşama o zaman. Yaşama. Yaşama.
Latif Bey yok mu? Hayırdır inşallah. Erken uyuyacağım demişti. Abidin abi, az önce sarhoş geldi yalıya. Onu soracaktım buraya geldiğini, merak ettim. Oğlum bir yanlışın olmasın. Abidin içmez, ağzına bile sürmez. Allah Allah, bir şey demedi mi? Emanetimi alıp çıkacağım dedi. Ne emaneti var ki burada? Emanetim diye bir silah mı derdi? Hep odasına tutarım. Abidin! Abidin! Her gecenin sabahı olacak değil ya. Belki de bu gece o gecedir. Hakkınızı helal edin. Kesin bu çocuk kendine bir şey edecek kesin. Bence Ağustos düğün için fazla sıcak bir mevsim. Hatta birçok şey yapmak için bile çok sıcak. Ben Haziran diyorum. Haziran'da bizim babamla bir yurt dışı programımız olacaktı. Tarihlerine dikkat etmek gerekir. O ayarlanır Fuat. Düğün tamam da bence nikahı öne almak lazım. O iş kolay canım. İlkinde birkaç günü hallolmuştu zaten değil mi? Allah sonlarını benzetmesin. Ferit. Ferit. Oğlum senin hayatınla ilgili önemli şeyler konuşuluyor burada. Bir şey söyleyecek misin? Pardon. Ne oluyor? Senin diyorum hayatınla ilgili. Önemli şeyler konuşuluyor. Benim hayatımla ilgili önemli şeyler konuşuluyor. Doğru anlıyorum değil mi? Çok iyi ya. Müthiş. Ben olmuşum, olmamışım. Ne fark eder ki? Ha? Siz benim hayatımla ilgili önemli şeyler konuşurken. Bakın siz keyfinize. Tamam. Alo. Ne? Bir dakika. Ne yazmış dedin tam anlamadım. Al işte. Kesin yine bir olay var. Tamam. Ben nerede olduğunu biliyorum. Sen merak etme. Arayacağım ben seni. Alo. Benim arabamı aşağıya getirsenize. Benim acil çıkmam lazım. Hadi abi. Hadi şu telefonu aç. Nasıl bir terbiyesizlik ya böyle? Nereye gitti bu? Vallahi istediğiniz damat bu işte. Tanıyamadıysanız hala tanıyın. Ferit Korhan. Daha çok bekleyecek mi? Saat kaç oldu? Heyecanlandın mı Hatice Hanım? Özendin mi yoksa? Tövbe tövbe. İyi alıştık ha. Evden sürekli gelin çıkıyor. Kız, bu yaştan sonra sana da bir talip çıkar mı? Ne diyeyim? Sus be. Sen ne dersin Kazım? Şanlıların Hatice dersen memlekette hala akranların yüreği hoplar. Saffeta, Saffeta. Önce misafirinim, sonra örf adet bilirim. Ama beni bilen de iyi bilir. Sakın ola, benim adımı, arımı, namusumu diline dolamayasan. Estağfurullah Hatice Hanım. Dillere dolanan senin namusun olabilir mi? Haşa. Ancak güzelliğindir.
Tövbe. Ulan şu düğün kazasız belasız bir biteydi. Merak etme Kazım amca. Kazada belada bu duvarlardan içeri giremez. Girse de çıkamaz. Hazırlıklıyız. Ferit. Ferit ya. Gerizekalı abi. Ne yapıyorsun sen burada? Ha? Sunay'a soracağım. Gelirse ben de kaçıracağım. Gelmezse de artık. İçtin mi sen? İçtim. Ulan hani ilk içkini benle içecektin sen? Nankörsün sen. Nankör. Ayıp sana be. Vallahi ayıp sana ya. Neyse bunu sonra konuşacağız ama en azından salaklığının sebebi anlaşıldı. Değil mi? Sen ne yapıyorsun burada? Ya sen tek tabanca, tek silah. Gelin kaçırmaya mı geliyorsun ya? He? Kafayı mı yedin sen? Niye bana haber vermiyorsun? Oğlum ne bileyim. He, girişi var da çıkışı var mı bilmiyorum ki. Ben senin yanımda nasıl sürükleyeyim? Sen de gelmeyecektin artık. Geçti. Tamam. Ne yapacağız? He, onu söyle hadi. Ben halledeceğim. Ben halledeceğim. Sen önce o silahı bir yerine sok. Sok onu bir yerine. Ha? Ayıksın değil mi? Bana ayık lazım. Ayayım. Hadi adrenalin iyi geldi hadi. İyi. Ya bismillah. Kambersiz düğün olmazmış. Değil mi? Hadi. Ulan seni dur. Karnın aç mı ablacığım? Yok Seyran istemiyorum bir şey. Su falan ister misin? İstemiyorum bir şey. İstemiyorum ya. Oh. Ulan benim. Canım ablam. Seyra bu çok zor. Çok zor. Abi, biz odayı nasıl açacağız? Bütün odalar açıyor. Ha. Bir ihtiyacınız olursa biz buralardayız. Abi. Şuna ne var lan? Ne diyorsun? Ben çıkayım ya yanına? Ha? Gideyim mi? Ne diyorsun? Oğlum dur lan sakin ol. Nereye gidiyorsun yine? Ya Sunay'ın yanına diyorum ya. Karım olmayacak mı artık? Ya bir öpsem ya. Oğlum dur tamam sakin ol öpersin. Sabret. Nikah memuru gelmiş. Ben gideyim bir onunla ilgilenim. Sen de anneyi yalnız bırakma tamam? Evet tamam. Kordo yelek abidin. Kaç numara? 9. Kaç 9? 9. Anahtarı var orada anahtar. Yürü. Oğlum. Anne. Oğlum gel artık yanımıza ayıp. Ya tamam. Sen geç ben bir abimin yanına bir bakacağım. Ondan sonra gelirim hadi. Zaten buralarda görürsün şimdi. Ya anneciğim ben de buralardayım tamam. Sen geç ben geleceğim ya. Tamam geç kal. Tamam. Pardon bakar mısınız? Acaba gelin odasında mı yoksa aşağı mı indi biliyor musunuz? Henüz inmedi efendim. Teşekkür. Kim o? Seyran. Biziz aç. Ferit.
Kız. Ne kadar güzel olmuşsun. Hayırdır? Ferit. Ya siz manyak mısınız? Nasıl girdiniz buraya? Sizin burada ne işiniz var Ferit? Delirdiniz mi siz ya? Tamam. Sakin. Korkma. Bir şey yok. Nasıl sakin olayım Ferit? Manyak mısınız? Siz delirdiniz mi ya? Ferit öldürürler seni. Öldürürler sizi. Öldürürler sizi. Ferit. Öldürürler. Ne yapıyorsun sen burada? Manyak mısın sen? Sen bana bir şey olacak diye korkuyor musun yoksa? Ferit, tabii ki korkuyorum. Manyak mısın? Tabii ki korkuyorum ya. Ferit, Abidin abiyi de al. Gidin lütfen. Bak biri gelecek, bir şey yapacak. Lütfen ya. Gideceğiz Seyra. Sunay'ı da alıp gideceğiz. He, kolay da öyle buradan çıkıp gitmek. Ya siz hepiniz iyice kafayı yediniz ya. Seyran. Hadi. Ne hadi? Ablacığım. Bana demedin mi hadi dersen gelirim. Nereye istersen seninle gelirim diye. Ha? Hadi. Hadi gidelim. Hadi. İçeri giriyorum eğer fermuarın falan açık kaldıysa utanma sonra. Suna. Neden nikah memuru hazırmış? Münasipse başlayabiliriz. Münasiptir. Oğlum, kardeşin seni arıyordu. Buldu mu? Heyecanlıdır o, bulur beni. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Safet, ne oldu lan? Ne oldu Suna'ya, bir şey mi oldu? Suna gitti. Nereye gitmiş oğlum Safet? Bir kendine gel, bir şey söyle. Kaçmış abi. Kaçmış mı? Lan! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Şu, dur hele, dur hele, dur hele. Çekil, çekil, ne oluyor ya? Otur.